Valla benim bildiğim Feriha bunu içine sindiremez. Emir'in yanında kalamaz. Tabii ben ayrılsınlar istemiyorum. Yuvasını kurtarsın sonuçta. Ya senin o çok gururlu Feriha'n her şeyi sineye çekti, yuttu. Kocasının yanında duruyor işte. Ya tamam, yani ben hak veriyorum. Yani asıl olan evliliği kurtarmaktır ama yani sana söylediği şeylerden sonra da bunları düşünmeden edemiyorum, kusura bakma Gülsüm. Aa, kimler gelmiş? Feriha, canım, iyi misin? Babamla halam yok mu? Babamla Mehmet dükkana gittiler. Halam da karşı apartmanda. Biz de sabah Mehmet'ten aldık haberleri. Vallahi böyle gözümüz yollarda seni bekliyorduk. Ama biz kocanı da bekliyorduk yanında. Babam nasıl? Ne olsun? Yani nasıl olsun adam? İşte kör topal yaşamaya çalışıyor. Ama vallahi sen de helal olsun. Meydanı boş bırakmıyorsun. Sen evlendin, akıllandın bayağı. Gözümden kaçmadı. Bir sorar mısın? Feriha sen şeyi görmedin mi? Neyi? Şeyi söylüyor bu. Karnı şişik garıyı. Siz nereden biliyorsunuz? Yani işte hani hamile kadın diyorum. Emir'le. Emir'le ne? Ne? Hepimiz gazeteden öğrendik. Yani kocan yaptığı hatayı telafi etmek istemiş ama azıcık geç kalmış. Bana bak, getir onları. Ben biriktiriyorum aile haberlerini. Sen nereye? Aman hemen git peşinden. Geç kaldım. Koş. Vururlar. Hoş geldiniz çifte kumrular. Çok öptüm yengeniz. Seher size not yazmış. Bu ev bana o kadar çok şey hatırlatıyor ki. Feriha, yüzüğün çok güzelmiş. Emir de takıyor mu? Ben sen haberi öğrenir öğrenmez aşağı inersin diye çok korkmuştum. Benim o kadından haberim vardı. Emir'le birlikte görmüştüm onu. Yani kadın sürpriz olmadı yani. Peki ya bebek? Feriha, belki o kız kim bilir Emir'den sonra başka birileriyle de birlikte olmuştur. Bunların hiçbir önemi yok ki Gülsüm. Hiçbirinin önemi yok. Yani Rüya'yı tanımıyorum. Emir'le tek bir gece geçirdi diye onu yargılayıp kolaya kaçmak kendimi daha hissettirmeyecek. O hamile. Çocuk gerçekten Emir'den olabilir. Peki ya bebek Emir'dense ne yapacaksın? Yani hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten çok zor bir durum. Yani insan ne yapacağını şaşırır. Yani sonuçta ortada günahsız bir bebek var. Ve bu bebek Emir'dense hani insanın vicdanı da rahat etmez. Açık açık sorsana. Masum bir bebeğin babasız büyümesine nasıl izin vereceksin desene. Yok öyle der miyim? Yani zaten henüz babasının Emir olduğu belli değil. Hani ben diyorum ki ya babası Emir'se? Emir bebeğin yanında olacak. Ben de Emir'in yanında olacağım. Aferin Feriha. En doğrusunu yapıyorsun. Yuvan yıkılmasın tabii. Şimdi beni daha iyi anlıyorsun değil mi? İnsanın yuvası için savaşması ne demekmiş görüyorsun şimdi. Ben o kadar çok şeyi sineye çekiyorum ki yuvamı kurtarmak için. Ben seni bilmez miyim? Şimdi sen Emir'le sevgili olsaydın ve bu kız ortaya çıksaydı, sen 5 dakika durmazdın, gururuna yediremezdin bunu. Tabii işin içine evlilik girince, yuva girince insan bir karar veremiyor işte Feriha. Ben yuva kurmak için evlenmedim Emir'le. Kalpten sevdiğim için evlendim. Evliliğin benim için başka bir anlamı yok. Öyle diyorsan öyle olsun. Ben gideyim artık. Sen konuşmak istersen ara beni, tamam mı? Bize gel. Ben seni dinlerim, anlarım Feriha. Hoşça kal.